Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Veysel Aktaş, Pestel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda hatırlarsanız size yeni menajerimi tanıtmıştım, yeni oyun sistemimi göstermiştim. İlk yarısı sessiz geçen bir maçta, ikinci yarıda hem goller oldu hem çok güzel pozisyonlar oldu. Umarım onu izleyip keyif almışsınızdır. Ben de bu videonun ikincisini çekeyim dedim hemen. Kadroyu da şöyle ufaktan göstereyim sizlere. Aynı sistemimizi bozmadan hemen buradan rakip aramaya geçiyoruz. Bu sistemin avantajlarını bir kez daha söyleyeyim. Top rakip oyuncudayken defansa çekildiğinizde inanın 9-10 taneye yakın oyuncuyla defans yapıp inanılmaz bir şekilde savunabiliyorsunuz. Gol yememe yani düşük oranda, gol yeme oranınız çok düşük oranda. Hata yapmadığınız sürece. Rakibimiz iyi bir rakip de geldi. Şuradan da bakalım. Tabii ki forvetimiz düşük oluyor her zaman. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Şunu koyalım. Zaniolo da güzel. Güzel işler yapıyor ileride en azından. Böyle kalsın şimdilik. Bakalım. Şöyle yapabiliriz. Leroy Sané ile Cuadrado şu şekilde yer değiştirebiliriz. Kadromuz bu. Rakip oyuncunun kadrosuna bakalım. Oo çok iyi. Adam benim eski sistemle oynuyor. 4 tane oyuncuyla saldıracak. Bu taktiği az çok biliyorum. Ona göre savunmamızı da yaparız. Kardeşler burada 9 oyuncuyla defans yapıyorsunuz. Rakibe pozisyon vermiyorsunuz. Atağa çıkarken 1-2 paslaşma sonucunda o önde gördüğünüz dörtlü kanat, iki göbek ve forvetle beraber 5 kişiyle bir anda kontraya ve kale önüne doğru hücum, kontra atak ve orta olduğu için kale önüne doğru yoğunlaşıp pas trafiği yapabilirsiniz. Rakibinizi afallatabilirsiniz. Avantajları çok. Bunu bu maçta inşallah daha net bir şekilde gösterebilirim diye umut ediyorum. Ve Zaniolo'ya başladık. Verdi şimdi Lampard. Ve fırsat buldukça mutlaka ama mutlaka ölü yaprak deneyeceğiz. Bunu biliyorsunuz. Hiç şüpheniz olmasın. Burada bir pas zinciri kurduk. Gördüğünüz gibi aç ortayı. Kroos vuracak mı? Kafayı vuramadı. O neydi lan? Kalenin içinden oyuncu çıktı. Rakip biraz telaşlandı orada galiba. Bir şeyler oldu. Alabilecek miyiz? Alamadık Cuadrado'yla. Şimdi bakın. Defanstaki oyuncularımın kalabalıklığına bakın. Gördünüz mü? Şimdi bir de forvetteki oyuncuların kalabalıklığına bakın şimdi. Uzun attım. Zaniolo kaçacaktı diye yapamadık. Neyse birazdan göreceksiniz zaten. Bir şut geldi. Sürpriz bir şut. O neydi lan? Maradona. Vallahi kaleci Neuer zaten çok öne çıkan bir kaleci. Rakibinizde Neuer varsa böyle sürpriz şutlar deneyin. İnanın golü bulabilirsiniz. Ve rakip oyuncu da golü bulabilecekti neredeyse. Şimdi Messi verdi pası Maradona. Zaniolo da geldi buraya kadar. Sıkıştı orada top. Bir şut daha geldi Maradona'dan, olmadı. Hata yaptık. Hata üstüne hatalar üst üste geliyor. Birazdan toparlarız yine. Biliyorsunuz ilk yarılarımız hep böyle geçiyor bizim nedense. Şimdi Toni Kroos verdi pasını. Zaniolo'dan yukarıya bir top. Edmilson alacak mı? Alamadı. Yanlış yere attım. Aşağıda daha uygun oyuncu vardı. Benim hatam. Cancelo. Patrick Vieira, Iniesta, Vieira. Nerede Kylian, Bergkamp. Şimdi son anda girdik araya. Uzaklaştıralım bari ya arkadaş. Ben ne diyeyim şimdi bu defansa, ben ne diyeyim bu Delight'a, Delight. Juventus gibi bir takımda oynuyorsun sen ya. Hollanda milli takımın stoperisin, böyle şeyler yapma artık ya. Şimdi verdi pası Edmundson. Lampard koştu aradan. Frank Lampard. Puyol karşıladı onu. Lampard çevirecek mi aşağı, çevirdi. Zaniolo ve gol. Zaniolo ve gol geldi kardeşler. Yani gördüğünüz gibi kontra atak ve orta oynadığımız için hemen oyuncu çoğalabiliyor orada. Pas alternatifimiz çoğalıyor. Defansta da gördüğünüz gibi kaç? 4-4. 9 tane oyuncu var. Sayın kırmızı oyuncuları, benim oyuncularımı sayın. Kaç tane var? Ben atak yaparken bir de forvetteki oyuncularımı sayın. Tamam mı kardeşler? Menajer çok iyi. Gerçekten çok iyi. En azından buna yakın bir menajer bulsanız bile onu mutlaka alıp değerlendirin kardeşler. Cancelo gördüğünüz gibi. Bak say kaç tane oyuncu var. Bak aç ortayı. Zaniolo'dan kafa, kaleciden döndü. Şimdi şans topu. Topu vurduk, direkten döndü. Güzel stoperler çıkardı be. Abi harika pozisyon oldu bir anda. Hadi yakalayabilir miyiz Lampard? Lampard çevirdi Zaniolo. İndirsene Zaniolo. Allah için onu indir. Ya bana indir ya Zaniolo. Ver pasını. Zivchenko. Zaniolo. Zaniolo baktı içeriye. İçeriye giren olmadı bu sefer. Hepsi ceza alanı dışında kaldı. Zaniolo forvet olduğu için o da çıkmıştı yukarı.
Verdi Cuadrado, Toni Kroos. Kroos çok bastım. İkinciyi basmayacaktım ya. El alışkanlığı oldu ya. Ölü yaprağı var. Ölü yaprak demedim ya. Sağlık olsun. Ama müthiş baskılı oynuyoruz. İlk yarıda en azından gol attık. Bildiğiniz gibi ilk yarılarım her zaman kötüdür benim. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Zaniolo. Bak şimdi iyi seyret. Verdi pası. Busquets. Döndü Zaniolo. Verdi aradan Kroos'a. Kroos. Kroos sokuldu içeriye. Toni Kroos. Roberto Carlos girdi araya. Bu kanat oyuncusu nerede benim Cuadrado? Cuadrado ne geziyorsun sen orada? Cuadrado'yu aldım, hata ettim. Buradaki o boşluk o yüzden oldu kardeşler. Bir kafa gelmedi Edmundson'dan. Hemen oyuncuları eski yerine alacağım. Sağ kanadım. Normalde benim verimli kanadı kullanıyorum. Muhammed Salah olabilir. En ideal oyuncu odur orada. Ama Cuadrado birazcık iyi gözüktü burada gözüme. O yüzden onu aldım. Normalde ben bu şekilde oynuyorum. Şimdi bir kez daha izleyin kardeşler, tamam mı? İkinci yarımız başlıyor. Rakip oyuncu bir daha bakmaya bakmıştı gerçi. 4-2-4 diye oynuyordu. Ahmet kardeşimiz. Kendisine de bol şanslar dileriz bu arada. Van Basten. Patrick Vieira. Patrick Vieira'dan döndü. Şimdi Romero çok etkili bir oyuncu. Verdi Azpilicueta, Lampard. Şimdi hızlı atak şansı. Leroy Sané. Verdi Zaniolo. Edmundson. Toni Kroos. Verdi tekrar. Edmundson'a. Edmundson. Carlos geldi oraya. Hemen geri dönelim. Carlos çok iyi bir oyuncu çünkü orada. Baş etmesi zor bir oyuncu. Geri dönemedik. Ona bile müsaade etmedi arkadaş. Roberto Carlos. Şimdi çok kötü yere gitti ya. Vallahi çok kötü yere gitti. Ben oraya atmak istemedim de. Yanlışlık yaptım. Benim hatam. Menajerin hiçbir suçu yok. Gerçekten benim hatamdı. Ben yanlış yere oynadım. Şimdi verdi pası Toni Kroos. Hemen verdi Edmundson. Dokunacak mı? Dokundu. Zaniolo. Verdi. Leroy Sané veremedi ya. Leroy Sané o istediğimizi yapamadı orada. Ama bakın pas. Ne kadar oyuncu var görüyor musunuz? Ben beğendim. Gerçekten çok beğendim. Lampard. Lampard tutamadı. Tutsa çekip kaleye deneyecektim oradan. Ölü yaprak vurulmayı deneyecektim de Lampard tutamadı. Canım benim. Iniesta. Direkt acı attı. Hadi dostlar. Hadi oynayın artık. Bugün bir ağırlık var üstümüzde ama hayırdır inşallah. Verdi şimdi Leroy Sané. Leroy Sané. Sıyrılacak mı? Sıyrıldı. Açtı ortayı. Çok kötü oldu orada her şey. Çok kötü oldu. Yani yapamadık. İstediğimiz hiçbir şeyi o anda yapamadık. Frank Lampard. Lampard. Frank Lampard. Ya önünü kapatmasa işte gördüğünüz gibi oyuncuların şu an çok ağır. Gerçekten çok ağır. Hani orada hızlı bir şekilde kontrol edebilseydi ölü yaprak vuracaktık. Yarım saatte kontrol ediyor arkadaş. Sağlık olsun. Tabii şu an aşinalıkları çok düşük. Takım ruhu çok düşük. Zorla 90'lara çıkardık. Bize çarpan top bir taç daha. Zorla 90'lara çıkardım. Bakalım Carlos kimi atacak? Kylian Mbappe'yi gördü. Umarım gol yemeyiz. Ama şöyle düşünün. Adam 4 oyuncuyla bir anda atağa çıkıyor. Yani en ofansif bir şekilde bize atak yapıyor. Buna rağmen rakip oyuncunun pozisyonu yok şu an. Lampard. Verdi pasını Leroy Sané. Sané'den Lampard. Lampard. Toni Kroos dokun artık. Dokundu Zaniolo. Ver aşağı oğlum. Frank Lampard geldi. Üst direkten dışarıya be. Çok sert vurdu Frank Lampard. Hadi be. Bir gol olsaydı en azından bu da. Üst direkten içeri girsene. Sağlık olsun. Şimdi Zaniolo girdi araya. Zaniolo ver pasını. Verdi Lampard. Bırak beni. Bıraktı. Şimdi çekti önüne. Frank Lampard ölü yaprak denedi. Yine defanstan çekti be. Gıcık oldu yine. Zivchenko'dan içeriye bir top. Edmundson vuracak. Vurdu yine direkt. Yine vurdu ve gol artık. Yeter artık dedi Edmundson. Vallahi bu nedir ya? Direkt nedir bu? Müthiş pozisyonlar olmaya başladı yine. Biliyorsunuz ikinci yarı biz farklı oynuyoruz. Sebebini inanın ben bilmiyorum. Şimdi Perisic verdi Zaniolo. Zaniolo düzeltip vuracaktı, olmadı. Sergio Busquets giremedi araya. Fark ettiniz mi? İki maçtır gol yemiyoruz. Ya var ya maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Neredeyse kendi kalemize atacaktık gol yemiyoruz deyince. Patrick Vieira.
Verdi pası Van Basten. Rakip etkili geldi. Sağlam geldi. Etkili de vurdu üst direk. Bir direk de ondan olsun. Canımız sağ olsun. Ne olacak? Bir direk de ondan olsun. Neredeyse gol yiyecektik. Ben bir daha o konuda ağzımı açmayacağım kardeşler. Lampard. Hadi be. Ekrana bakarken göremedim Lampard'ın alacağını. Şimdi Matic. Verdi pasını. Leroy Sané. Bak görüyor musunuz? Kaç kişi hata çıkıyor. Bak kaç kişi hata çıkıyor. Hadi Frank Lampard. Dokun bari en azından. Delight'la baş edemedi Lampard. Yaşlanmış biraz. Ve bu maçta 2-0 bitti. Yani kardeşler inanın defansı çok iyi oluyor. Hadi 1-2 gol yersiniz ama az bir şekilde gol yersiniz. Rakibin kaleyi tutan şutu bile yok. Yani bu sistemden gerçekten çok çok memnun kaldım. Tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hani kaçıranlar olmuştur. Kaç 16 puan aldık. Rakibin derecesi iyi olduğu için dün akşam da 17 puan almıştım. Sadece burada menajerim biraz yönetim becerisini yükseltmem gerekiyor ki normalde kullandığım oyuncuları alabileyim. Şu anki oyuncular biraz sıkıntı yaratabiliyor bazen. Ben size şöyle menajerimi göstereyim kardeşler. Tamam mı? Bu menajeri aldıysanız ne mutlu, alamadıysanız da buna benzer bir tane mutlaka bulmaya çalışın. Diziliş 4-3-2-1 diye gözüküyor. Bakın sistemi bu. Uzun pas, kontra atak, orta. Kontra atağa çıkıyorsunuz. Şu önde gördüğünüz 4 orta saha ve 1 forvetle 5 kişiyle beraber kale ağzına toplanıyor bunlar. Pas alternatifi oluşturuyor size. İnanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Adam defans yani atak yaptığında da 4 defans. Bir tane de orada Sergio Busquets var. Çakılı bir oyuncu orada. Zaten geçit vermiyor. Orada rakip çift forvet bile gelse oradaki o sistemini bozuyor. Arkadaki orta sahadaki dörtlü de geriye doğru gelince rakibinizin bütün planı alt üst oluyor kardeşler. Burada önleme bölgesi genişliyor ya. Burada geniş dediği zaman şu ön tarafı iyice kümeleniyorlar böyle. İyice koruyorlar kale önünü. Ya müthiş bir şey. Tam benim aradığım tarzda bir teknik direktör, tavsiye ediyorum. Bunu kullanın. Sol kanadı verimli kanat, sağ kanadı gezici kanat kullanın. Muhammed Salah var. Onu alabilirsiniz. Edmilson var. Sol kanatta da verimli kanat. Forvet'te de 10 numara. Pardon. Forvet'te adam. Neydi ya? Hedef adam. Evet hatırladım. Hedef adamı kullanın. Tavsiye ediyorum bunları. Göbekten şu Lampard'ın olduğu yerde 10 numara. Bu Kroos'un olduğu yerde orkestra şefi. Burada da ön libero kullanın. Stoperleriniz yok edici olursa çok iyi olur. Bir tanesi. Bir tanesi oyun kurucu olsun. Sağ bekiniz bitirici bek, sol bekiniz hücumcu bek olsun kardeşler. Bu benim tavsiyem. Gene siz deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler daha yapabilirsiniz. Daha faydalı olacaktır sizlere. Bu video buraya kadardı. Beğendiyseniz, işinize yaradıysa yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Nerede hatanız var ya da nerede problem yaşıyorsanız bunları bana iletin. Her türlü yardımcı olmaya da çalışırım kardeşler. Bu menajer önerisi videomuz da buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Burada ölü yaprağı pek yapamadım. Paslaşmak daha çok hoşuma gitti. Bir dahaki sefere belki ölü yapraklardan da deneriz. Arada zaten ölü yaprak kurlarını da paylaşıyorum. Onları da kaçırmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.